Cumhuriyet TV'nin değerli izleyicileri, hepinize merhaba. Bugünkü yayınımızda çok önemli bir Cumhuriyet tarihçisiyle, bir Cumhuriyet kadınıyla beraberiz. Profesör Doktor Şaduman Halıcı. Şaduman Halıcı, Cumhuriyet tarihi üzerine çalışmalarıyla biliniyor. Çerkez Efem, 150'lik gazeteciler, özellikle Mahmut Esat Bozkurt üzerine çok kapsamlı, ayrıntılı, önemli çalışmalar imza attı. Şaduman Halıcı hocamızın 2020'de gazetemizin Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülü de alan çalışmasını, 150'lik gazeteciler adlı çalışmasını Cumhuriyet kitapları kitaplaştırdı. Çok da okurlarımızdan yoğun ilgi gördü. Benim eski dostum Profesör Doktor Şaduman Halıcı'yı, değerli meslektaşım Şaduman Halıcı'yı gazetemizin arşivinde, çok da güzel bir plato olan arşivinde ağırlamaktan, konuk etmekten büyük gurur duyuyoruz. Ve ben hemen izninizle ilk sorumla başlıyorum. Sevgili Şaduman, bu konu, yani 150'likler konusu Türkiye'de iyi kötü işlenmiş bir konudur. Ama 150'likler özelinde 150'lik gazetecileri işleme fikri ve bir akademik teze dönüştürme fikri aklına nereden geldi? Aslında güncelle bağlantılı o. Türkiye'nin hep en büyük problemi kamuoyunu yönlendiren kişilerin entelektüel birikimlerini farklı amaçlar, farklı çevreler için kullanıyor olması ülkemizin geleceği açısından bir sıkıntı yarattı her dönemde. Ben de istedim ki hiç değişmeyen bir yüzü gelecek kuşaklar için ele alabileyim, onlara yol gösterici olabileyim, geçmişlerinden ders çıkarıp bugünü değerlendirip gelecekte hangi konulara dikkat edebileceklerini konusunda en azından önce olabileyim istedim. Peki, özellikle genç okurumuz açısından şöyle bir soru sorayım. Şimdi gazetecilik politik bir meslek. Hatta hasbelkader bir iletişim fakültesinde uzun yıllardır öğretim üyesi olarak çalışan benim de pek çok meslektaşımla anlaşmazlık içinde olduğum bir konudur. Yani gazeteciliğin politik bir meslek olup olmadığı. Ben böyle düşünüyorum ama pek çok meslektaşım o anlamda bana pek katılmazlar. O bağlamda gazetecilerin siyasette ilişkileri, bizim işin ABC'sini öğretirken hep dillendirdiğimiz temas ve mesafeyi muhakkak gözetmek gerektiği, manipülasyona yol açmayacak haberlerin altına imza atmak gerektiği, misenformasyondan, dezenformasyondan uzak durmak gerektiği, gazetecilerin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da güç odaklarıyla, gizli servislerle, yabancı ülkelerin efendim ordusuyla, siyasetiyle, iş dünyasıyla hep arasında muhakkak kalın çizgi koyması gerektiği yönde tartışmalar hep var. Evet, sonuçta fonlama gazeteciler üzerinden var. Fonlanan medya organları, sosyal medya efendim çevreleri üzerinden vesaire var. Bu kitabı yazarken günümüze ilişkin ne tür çağrışımlar senin belleğinde belirdi? Ya da bunu okuyan senin öğrencilerin, benim öğrencilerim bundan ne tür dersler çıkarırlar diye düşündün kitabı yazma safhasında? Aslında çok fazla sevgili Barış. Şimdi aslında gazetecinin tanımını yapıyorsun sen. Siyaset, gazeteci ya da basın ilişkisini verirken. Kamuoyunu yönlendirmek konusunda bu kadar önemli olan bir gücün yönünü kamuoyundan yana belirlemesi gerekir. Toplumun, milletin, devletin, ülkenin çıkarlarının ön planda tutulması gerekir. Yine eğer gazeteci ise söz konusu olan, yönetenle yönetilen arasındaki bağı tarafsız sunması gerekir. Şimdi bizim tarihimizde özellikle Milli Mücadele gibi son derece önemli bir dönemde gazetecileri zaten ele almamın nedeni de oydu bir başka açıdan. Bireysel çıkarlarını tatmin, bu hem ekonomik çıkar hem de siyasal bağlamda güç odakları yaratma çabası. Bütün bunları değerlendirdiğinde dış çevrelerle, özellikle istihbarat örgütlerinin yönlendirmeleriyle hareket ediyor olmaları milli mücadelenin seyrinde çok büyük dönüşümler yaratıyor. Bugün de siyasal iktidarın yanında ya da karşısında olmak gazetecilere
kimi olanaklar sağlıyor? Bu ekonomik de olabilir, sosyal de olabilir, toplumsal da olabilir. İşte asıl gazetecinin rolü, gerçek gazetecinin rolü burada çıkıyor. Çünkü bunlar gitmiyor, kaybolmuyor. Çünkü gazeteci yazıyor. Yazdığı şey kalıcı. Yüzlerce yıl sonra da olsa bunlar toplumun hafızası olarak yer buluyor. Doğru. Kaybolmuyorlar. Hı hı. Dolayısıyla dünle bugün arasında karşılaştırma yapma fırsatı veriyor bize. Bir de mesela şöyle bir ek yapabilir miyim sevgili Şaduman? Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün o olağanüstü vasıflarının, entelektüel ilgi alanlarının, derinliğinin yanında gazeteciliği de çok meraklı bir lider. Diğer vasıflarının yanında. İlaveten ek olarak. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın hemen daha başlangıç safhasında kendisine yakın isimlerle beraber Anadolu Ajansı'nı kuruyor. Minber çıkardığı gazetelerden bir tanesinin adı. Değil mi? İrade-i Milliye var. Tabii, hakimiyeti Milliye var. Daha sonra Cumhuriyet adını alacak olan Yeni Gün, Anadolu'da Yeni Gün'e çok ciddi katkı verdiği biliniyor. Şimdi hatta bazı yazıları sadece o da değil, örneğin İstanbul'da Milli Mücadele döneminde Anadolu'yu destekleyen İleri gazetesine bazı yazıları kendisi gönderiyor ve isimsiz olarak yayınlanıyor. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yanında da pek çok bizim cumhuriyetçi, yurtsever, millici, kuvayi milliyeci, müdafaa hukukçu olarak bildiğimiz, andığımız, mesleğimizin büyükleri olarak saygıyla yad ettiğimiz isimler var, değil mi? İşte Fahri Rıfkı Atay'dan tutunuz. Yunus Nadi de bunlardan. Kadar. Şimdi bakınız Cumhuriyet Gazetesi'nin müzesinde, arşivinde pek çok Yunus Nadi'nin fotoğrafı var. Ailesiyle beraber var. Gazi Mustafa Kemal Paşa ile beraber var. Diğer kuvayi millicilerle beraber var. Peki bu isimlere baktığımızda yani aynı zamanda bu 150'lik gazetecilerle kuvayi millici gazeteci arasındaki bir kavga da söz konusu değil mi Ulusal Kurtuluş Savaşımız sırasında? Nasıl ki biz bir fetvalar savaşı olarak görüyoruz. Nasıl ki biz aynı zamanda bir telgraflar savaşı olarak görüyoruz ki nitekim Mustafa Kemal Paşa'nın Nutuk'ta adını vererek teşekkür ettiği bir isim var telgrafçı Hamdi. Sen kitabı yazarken bunun aynı zamanda bir gazeteciler savaşı yönü de olduğunu hissettin mi Kurtuluş Savaşımızı? Bu özellikle İstanbul'da var. Mütareke basını diyoruz. Evet. O, şimdi o mütareke basının içerisinde Alemdar gibi, Peyami Sabah gibi işte gazetecileri 150'lik olmuş gazeteler var. Ama bunun yanı sıra biliyorsun Anadolu'yu destekleyen gazeteciler de var. İşte Celal Nuri İleri'nin İleri gazetesi gibi gazetelerde Anadolu'dan yana savaşıyorlar. Şimdi İstanbul'la Anadolu arasındaki bağ uzak olduğu için... Refik Halet Karay, Refik Cevat Ulunay değil mi? Onlar alem, zaten 150'lik isimler onlar. O yüzden onlar. Yani kitabından mülhem olarak kastettim. Aynen ama diğer tarafta Anadolu basınıyla mesela Kastamonu'daki açık sözün açık söz. Bu konuda daha fazla etkin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü İstanbul'la bağlantı kuruyor. Ama onlar da haberi Anadolu'ya gönderiyorlar. Dolayısıyla Hakimiyet-i Milliye ve Yunus Nadi'nin Anadolu'da Yeni Günü özellikle bu savaşa giriyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal de bu iki gazeteyi kullanarak İstanbul basınına yanıt veriyor. Kuşkusuz böyle bir mücadele var. Çünkü yaptıkları ya da güttükleri ideolojinin, savundukları düşüncenin ya da yaranmaya çalıştıkları ülkenin onlar için doğru olmadığını bu gazeteler üzerinden aslında Mustafa Kemal onlara anlatmaya çalışıyor. Güzel yazı yazanları da takdir ediyor. Refik Halit Karay bunlardan bir tanesidir. Aleyhimizde yazıyor. Ama kötü, yani çok güzel yazıyor ama aleyhimizde yazıyor diyebilecek kadar da demokrat zihniyete sahiptir Atatürk. Ve nesnel bakıyor. Aynı zamanda. Ama bu insanlar farklı. Yani gerçekten çok büyük bir bilenmişlik ve Türk insanına inanmama bu 150'lik gazetecilerin tümünde var. Zaten millete güvenmiyorlar. Kesinlikle güvenmiyorlar. Türk ulusunun kendi çabalarıyla milli mücadeleyi başarabileceğine inançsızlıkları had safhada. Türk ulusunu uygar bulmuyorlar. Ve manda ve himaye arayışındalar. Tek devlet var bunlar için. Yani en azından gazeteciler için bunu söyleyebilirim.
Hepsi İngiliz güzellemesi yapıyor. Ve ne yazık ki, ne yazık ki o günlerde de camiler, minberler siyasete alet ediliyor. Ayasofya Camii'nde Cuma mevizaları deniyor. Cuma sohbetleri olarak geçiyor bu. İki isim, bu gazetecilerden iki isim ki bunlardan birini biz Şeyhülislam olarak tanıyoruz, Mustafa Sabri ve İzmir'de Müsavat gazetesini çıkaran Hafız İsmail. O minberden Türklerin uygar olmadığını, kendi kendilerine kurtulamayacaklarını, mutlaka İngiliz mandası altına girilmesi. Bunun Blackstone'un laflarından ne farkı var sanki? Hiçbir farkı yok. Olmadığı gibi örneğin Mustafa Kemal'e kabakçı benzetmesi yaparken ya da çok daha başka sıfatlarla onu anarken Lloyd George güzellemesi yapılıyor. Lloyd George'un ne kadar büyük bir lider olduğu camiye gelen insanlara anlatılıyor. En kötü taraf da bu. Şimdi bir de bunların biliyorsunuz ülke içindeki tavırları var. Bir de ülkeden yani büyük taarruzun hemen ardından bunlar kaçıyorlar yaptıklarının bilincinde olarak. Dünyanın dört bir tarafında dağılıyorlar ama özellikle Batı Trakya'da, Orta Doğu'da ve işte Paris, Marsilya gibi büyük kentlerde yoğunlaşıyorlar. Avrupa'da öbekleniyorlar. Orada da gazeteler çıkarıyorlar. Orada zaten pek çoğusu gazetecilik faaliyetine yabancı servislerin de parasal katkısıyla devam ediyor bildiğim kadarıyla değil mi? Kesinlikle. Yani Yunanistan'da çıkarılanların tamamı Yunan devletinin desteğiyle. Hatta bunları bir yerden bir yere alıp getirip nerede istiyorlar orada çıkarıyorlar. Ama şunu unutmayalım. Yunanistan'dan destekleniyorlar fakat Yunanistan'ın üstünde de yine İngiltere var. Yani İngiltere'nin desteği hep arkalarında. Yunanistan orada maşa veya paravan gibi. Aracı rol oynuyor. Yani İngiltere bunları kendi ülkesinde barındırmıyor. Yunanistan'da barınıyorlar. Dolayısıyla Yunanistan aracılığıyla onlar, Yunan hükümeti aracılığıyla destekleniyor. Niye? Çünkü adalardan Türkiye taciz edilebiliyor. Doğru. Yani bunları basite almayalım. Bu isimler Atatürk'e iki suikast düzenliyorlar. Tabii. Biri 26 yani 26 suikastinden sonra. 27 de eş zamanlı iki suikastin içerisinde bunlar var. Onu biraz açar mısın? Hani en fazla biz Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya suikast söz konusu olduğunda İzmir suikasti girişimini biliriz. Evet. En yaygın, en popüler olan odur. Yani bizim İnkılap Tarihi yazımızda da. Ama onun dışında Mustafa Kemal Paşa yönelik onlarca suikast girişimi söz konusu. Evet. Aralarında yani teşebbüs edenler arasında gazetecilerin oldukları da var. Biraz onu açar mısın? Tabii ki. Özellikle 1927'de çifte suikast girişimi diyorum ben buna. Önce Kuşçubaşı Eşref'in kardeşi, eski Teşkilat-ı Mahsusa'nın üyelerinden olan Hacı Sami. 1927 Ağustos'unda hatta 17 Ağustos'ta Kuşadası'ndan çıkıp Mustafa Kemal'e suikast planlıyor. Plan şu, biliyorsunuz o dönemde Mustafa Kemal... Eşref Tayyip Ethem gibi işin sonunda Yunanistan'a sığınanlardan biri değil mi zaten? Evet, o da 150'lik zaten. Çok daha yani onların çabaları ve çalışmaları çok girift. Yani Çerkez Kongresi'nde Midilli'de buluşmalarına kadar yani daha 1921'lere kadar indirebiliyoruz onların o birlikteliğini zaten sığındıktan sonra. Fakat Hacı Sami'nin suikastiyle 150'lik gazetecilerden olan Bahriyeli Ali Sami var. Bunu belki ilgililer daha çok 2. Abdülhamit'in ser fotografisi yani baş fotoğrafçısı olarak tanıyor. Bahriyeli Ali Sami diye de anılıyor bu. Şimdi öyle ki Atatürk'ü öldürmeye o kadar niyet etmişler ki eğer Hacı Sami öldüremezse çünkü İstanbul-Ankara tren yolunda Bakanlar Kurulu'yla birlikte döşenecek bir bombayla havaya uçurmayı planlıyorlar. Biliyorsunuz 27'de Mustafa Kemal ilk defa İstanbul'a gidiyor. Burada başaramazlarsa bu kez devreye Meriç'ten, Atatürk İstanbul'dan Edirne ziyaretine geçtiğinde Meriç'ten Atatürk'ü öldürmeyi planlıyor. Bu kez Bahriyeli Sami devreye giriyor. Hacı Sami Kuşadası'ndan giren yakalanıyor Madran Dağları'nda. Onun suikasti önleniyor. Meriç'te de Ali Sami'nin Bahriyeli Ali Sami'nin ki önlenecek. Şimdi burada bir başka şey bizim için son derece önemli bir başka gerçeklik daha ortaya çıkıyor.
Her iki suikastin önlenmesinde Gümülcine konsolosumuz olan Firuz Kesim var. O kadar uyanık bir diplomat ki Türklerden muhbir edinmiyor, Yunanlılardan muhbir ediniyor. Ve o istihbarat bilgileri sayesinde Firuz Kesim önce Hacı Sami'nin Selanik Atina çevresinde olmadığını tespit ediyor. Sisam adasından Kuşadası'na gelebileceği bilgisini geçiyor. Ardından yine kendi muhbirlerinden Ali Sami'nin ortadan kaybolduğunu, Bahriyeli Ali Sami'nin ortadan kaybolduğunu görüyor. Onu da hemen haber veriyor. Dolayısıyla Firuz Bey'in bu girişimleriyle biz her iki suikastin açığa çıkarıldığını görebiliyoruz. Buradan ne çıkarıyoruz? Dış temsilciliklerimizin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kritik görevler olduğunu da... Yani sadece diplomatik anlamda temsil kabiliyeti yok. Hayır. Diğer anlamlarda... Türkiye'ye dışarıdan gelebilecek her türlü tehdidi, tehlikeyi önleme açısından bu temsilcilikleri... Ve son bir soru. Kitabından okuduğumuz, artık şimdi anlatımlarından çıkardığımız sevgili Şadman, bunlar da yurt dışı sadece gazetecilik faaliyeti yürütmedikleri, istihbarat örgütlerinin uzantısı oldukları ve bir politik örgütlülük, bir politik teşkilatlanma içinde de oldukları. Kesinlikle. Doğru bir çıkarım mı bu? Kesinlikle doğru. Yani şimdi bunlar yurt dışında bir de birbirleriyle organik bağları var. Bir ayakları Paris'te, bir ayakları Mısır'da, bir ayakları Yunanistan'da ama onun etrafına dağılıyorlar. Bir sürü cemiyet kuruyorlar. Mesela Hoybu'nun kuruluşunda bunlar var. Yani biz Hoybu'nu hep Kürt birlikteliği, Kürt Ermeni işbirliği olarak görürüz. Ama hayır, Hoybu'nun kuruluşunda bunlar var. Hatta yine 150'lik olan, yine gazeteci olan Mehmet Ali, eski Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Gere de bunların içerisinde. İşin en kötü yanı bunlar sadece düşman olarak kendileri böyle ifade ettikleri için söylüyorum. Kemalist Türkiye'yi gördükleri için sadece kendi içlerinde örgütlenmiyorlar. Örneğin Çerkesler, Türkiye karşıtı olan Çerkesler bir araya geliyor. Türkiye karşıtı olan Kürtler bir araya geliyor. Türk-Kürt Hilafet Cemiyeti'ni kuruyorlar. Hoybun Cemiyeti'ni kuruyorlar. Sonra bunların içerisinden başka örgütler çıkarıyorlar. Ve dört bir tarafa dağılıyorlar. Rusya ile de işbirliği yapabiliyorlar. Almanlarla da işbirliği yapabiliyorlar. İngilizlerle, İtalyanlarla işbirliği yapabiliyorlar. Yani Orta Doğu üzerinde o günlerde kimlerin emeli varsa, Türkiye'yi kimler kuşatmak istiyorsa, yeraltı yerüstü kaynaklarını ülkemizin hemen sınırları dışında kimler ele geçirmek istiyorsa, tıpkı bugün olduğu gibi, bu ülkelerin istihbarat örgütlerinden para alıyorlar. Ermeniler, özellikle diaspora Ermenileri bunları destekleniyorlar. Örgütlü hareket ediyorlar. Bu örgütlerin içerisinde Hristiyanmış, Türkmüş, Kürtmüş, Çark... Bu böyle bir ayrım yok. Tek düşmana odaklanıyorlar. Kemalist Türkiye'yi yok etmek. Hatta bu amaçla 1928 yılında Hoybu'nun Kürtlerle, Ermenilerle yapmış olduğu sözleşmeye bunlar katılıyorlar. Ve ne yazık ki bunların içerisinde Rauf Orbay da var. Bu görüşmeleri yürütenlerden bir tanesi de ne yazık ki o günlerde İzmir eski valisi Rahmi Bey ve Rauf Orbay. Neden? Çünkü Ermenilerle çok bağlantıları var bu dönemde. Örgütsel çalışma, bir sürü parti kuruyorlar. Bunlar aracılığıyla aynı zamanda Milletler Cemiyeti ile işbirliğine gidiyorlar. Yani sıkıştıklarında, özellikle ekonomik açıdan sıkıştıklarında oralara başvurup Türkiye adına muhbirlik yaparak ya da Türkiye'yi o ülkelere, Türkiye hakkında belgeler vererek oradan para desteği de alıyorlar. Ne çok teşekkür ederim. Ben harika bir bilgiydi, harika bir sohbetti. Umarım Cumhuriyet TV'nin değerli izleyicileri de bundan bizim aldığımız feyzi alırlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Zevkli burada olmaktan, Cumhuriyet'le birlikte olmaktan her zaman gurur duyuyoruz.